Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir vlogla birlikteyiz. İki haftadır yokuz ortalıkta. Neredeyiz abi? İki haftadır. Kanalın ismi niye değişti? Kardeşim hayırdır? Bunların hepsini geçen videonun başında söyledim. Kanalın ismini değiştirdim. İşte bir iki hafta yoktum ortalıkta. Bir sonraki videoda anlatacağım diye. Şimdi şuradan bir çıkayım. Opel'e gelmiştim. Combo çekecektim ama combo yokmuş maalesef. Şu kameranın şarjı bittiği zaman tek kameraya geçeceğiz. Şarjı veya hafızası artık hangisi önce biterse. O 16 GB'lık bir iPhone 6 ise bataryası bitik durumda. Ondan mütevellit o çabuk bitecek. O zamana kadar çift kamera. Onu da deniyorum. O bitince artık şurada da çok kötü. Evet, yola çıktıktan sonra eve doğru giderken size neler yaptık, neler ettik. 2 haftadır yokuz, kanalın adı değişti. Şu kamera çok sallanıyor artık, kusura bakmayın, onu ilk defa deniyorum böyle çift kamera çekmeye. Onun şeyinden emin değilim, sağlığından. Şu camları da kapatayım, klima açalım artık. Limonun da gazı bitmiş, soğutmuyor, artık yapacak bir şey yok. 2 haftadır yokuz abi ortalıkta. Kanalın ismi niye otografi oldu? Sen ne ayaksın kardeşim? Niye Mehmet Akif'i değiştirdin? Hepsini açıklayacağım. Önce kısa bir özet geçeyim. 2 haftadır nerelerdeyiz? 2 haftadır abi çok yoğundum. Yani hem yoğun hem tempolu hem de yorucu bir süreçti. Bir ay aslında da. Ben son 2 haftasında ara verdim. Bu arayı da kanalımın Instagram sayfasından bir story atarak söylemiştim. Onu da ekrandan ve aşağıdan açıklamadan bulabilirsiniz. Otografi YT diye. Bu bir aylık süreçte biz bayağı bir yorulduk. Benim elimde stok videolarım vardı. Onları attım. Onlar bitince de ara verdim. Ne yaptık? Evi taşıdık. Bu çok önemli bir şey değil sizin için. Bir de benim bu son 2 hafta finallerim vardı. Şimdi öyle olunca hem koşuşturmaca hem okul koşuşturmacası, bir de üstüne YouTube koşuşturmacasını eklersem ben yürütemeyecektim. O yüzden dedim ki YouTube'a biraz ara verelim. Hem de dedim bu arada kanalımızın adını değiştirelim. Yeni bir sayfa açıp yeni bir sezonmuş gibi gidelim dedim. Böyle bir ara verdik 2 hafta. Bu 2 hafta arada düşündüm tabii ne yapsak kanalın adını. Ototube geliyor hemen insanın aklına. YouTube'dan Ototube yapalım. Ototube var. 180 aboneli bir kardeşimiz. Ya ben Leşit muhtemelen kardeşimiz diyorum ama olmaz. Hoş değil. Hani etik olmaz. Sanki ismini kopyalamışız gibi olur. Bir sürü isim düşündük. Babam en son şey dedi. Otobiyografi yapsan. Otobiyografi de hani ne demek? Kişinin kendi hayatını anlatan yazı türü demek. Otografi yaparım. Otobiyografi yaparım. Ama o yazı türünü anlatan ders videoları çıkıyor. Böyle olunca da benim kanalım çıkmayacak. Dur dedim. Ben madem arabaları anlatıyorum, arabaların bir nevi hayatını anlatıyorum değil mi arabaları anlatarak? Otomobilin otosunu alayım, biyografinin de grafisini alayım dedim. Otografi yapalım dedim. Olurdu olmazdı, oldu. Yaptık. Güzel de oldu bence. Hem söylemesi kolay, hem akılda kalıcı, hem de yani yabancı karakter yok içinde. Şu kamera çok sallanıyor, o yüzden kusura bakmayın. Böyle değiştirdik. Otografi yaptık kanalın adını. Yapmamdaki sebepler vardı. Kanalımın ismi Mehmet Akifken kanalım YouTube'da çıkmıyordu. Yani Mehmet Akif Ersoy'la ilgili içerikler çıkıyordu. Mehmet Akif Alapurtlar oyuncu. Yani benim de dünyada bir sürü Mehmet Akif var Türkiye'de abi. Yazınca çıkmıyor. Ben şimdi bir yere gidiyorum. Video çekeceğim. Adam diyor ki kanalın ismine bakalım. Mehmet Akif diyorum çıkmıyor. Link veriyorum. Ya da en son artık şey olmuştu. Mehmet Akif araba inceleme yazınca çıkıyordu. Ama öyle söyleyince insanlar da lan madem adını yazınca çıkmıyorsa bu nasıl bir kanal diye düşündürüyordu. Öyle olunca dedim ki yazınca çıksın YouTube'da. SEO yaptıktan sonra göreceğiz ama ben çıkacağını düşünüyorum YouTube'da. Bir 3-4 video yaptıktan sonra çıkacaktır. Birinci sebebim buydu. İkinci sebebim
otomobillerle ilgili bir kanalız. Otomobili çağrıştıran güzel bir isim olsun. Böyle düşünerek kanalımın ismini Otografi yaptım. Umarım güzel bir isim bulmuşumdur. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Kriterlerim vardı benim bu ismi bulurken. Bir yabancı karakter içermemesi lazımdı. Yani söylendiği gibi yazılması lazımdı. Otografide bu mevcut. Onun haricinde iki, akılda kalıcı bir isim olması lazımdı. Bence Otografi çok akılda kalıcı bir isim. Üç, kimsede olmaması gerekiyordu. Yazınca direkt YouTube'da karşımıza çıkması gerekiyordu. Bunların hepsi bence Otografi'de mevcut. Umarım güzel bir isim bulmuşuzdur. Otografi ismi bizim yeni bir başlangıcımız, tazelenme sürecimizin bir meyvesi diyelim. İki haftalık arayı da onun gibi düşünebilirsiniz. Tazelenme süreci olarak düşünebilirsiniz. Tazelenme sürecinin ardından ne yapacağız? Kanalda sadece bayi incelemeleri yapmayacağım. Yani 5,5 ay oldu, full bayi incelemelerinden gidiyoruz. Artık sanırım yavaş yavaş bayilerden, yani 3-5 günlük değil, 2 saatlik falan bir test aracı isteme durumuna düşebilirim artık. Hani bayilerle iyi kötü bir hukukumuz oluştu. Bir test aracı isteyebiliriz. Yarım saat, 1 saat, belki 2 saat. Bir test sürüş, artık test sürüşü videoları yapmak istiyorum. Onun haricinde İkinci el testleri yapmak istiyorum ama ondan emin değilim. Sizin yorumlarınıza göre yapacağım. Yap istiyorsanız aşağıda belirtin. Öte yandan Bursa içinde aracının videosunu çekmemi isteyen varsa onları da bana Instagram'dan, az önce söyledim, Otografi YT, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Seve seve çekeriz yani. İşte bu kamera düzenliğinde o yüzden deniyorum. Hani test sürüşü falan çekersek iki telefon veya tek telefon nasıl sabitlesek diye düşünüyorum. Vloglar yine böyle bunun gibi sohbet muhabbet içerikli videolar gelecek. Ya bence gelsin. Ben çekmekten zevk aldığım videoları yayınlamak istiyorum. Bakım onarım videoları gelmeye devam edecek. Onun haricinde şey yaparsak, yıkama videoları. Yıkama videosunun o kadar izleneceğini ben hiç düşünmüyordum açıkçası. Beğendiniz galiba. YouTube'da beğeniliyor zaten yıkama videoları. Kendimiz yıkarken falan da yıkama videosu çekeriz. Ya video spektrumumu genişletmek istiyorum açıkçası. Daha geniş bir yelpazede videolar sunmak istiyorum. Yeterli. Azıcık biraz yüzümüz gülsün. Neyse. Böyle geniş bir yelpazede videolar çekmek istiyorum açıkçası. Çok böyle sürekli bayi incelemeleri falan artık ben de çekmekten sıkıldım. Sizin de izlemekten sıkıldığınızı düşünmeye başladım. Ha bayi incelemeleri videoları gelmeyecek mi? Gelecek. Onu seven kitle de var. Böyle yani YouTube serüvenimiz böyle. Abone olarak da şurası çok kötü ya. Abonelik olarak da 870'lerde kaldık bu ara. Ara verdik falan kaldı böyle. Bir 1000'i geçebilirsek iyi olacak ya. 1000 aboneyi bir geçsek, sizin desteklerinizle iyi kötü bir ivmemiz var ama 1000'den sonra neden 1000? 1000'den sonra topluluk sekmesi açılıyor abi. Yani sizinle daha kolay iletişime geçebileceğim topluluk sekmesi açılıyor video yayınlamadan. Onun haricinde 1000'den sonra daha hızlı bir ivme yakalayabiliyoruz. 1000'den sonra artık markalar daha fazla ciddiye alabiliyor sizi. 1000'den sonra ivmeniz daha çok artıyor, daha hızlı ilerliyorsunuz. Yavaş geldi olucu, burası çok sert. Desteklerinizle artık abone sayılarımız da artıyor. İyi kötü bir imemiz var. Sağ olun hepiniz. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.